Merhaba, lütfen ceketinizi oraya asın. İşte bu. Olamaz, bu korkunç. Ah, ellerim çok kuru. Ah, bu çok utanç verici. Ya bu akşam bana teklifte bulunursa? Ellerimin böyle görünmesine izin veremem. Bu konuda bir şey yapmalıyım. Ah, eldivenler. En kolay çözüm. Buyurun, masanız orada. Çok huzursuzum. Hadi bakalım. Gelmişsin. Ah, çok güzel görünüyorsun. Sana bir içecek söyledim. Dur, eldiveni çıkarmana yardım edeyim. Yok, ellerim iyi. Böyle üşüdü de. Ama elini öpmek isterdim. Ah, olamaz. Eldiveni çıkardı. Aa, elinin nesi var böyle? Elini geri çek en iyisi. Ah, kafanı takma. Hepimizin kuru cilt sorunları olur. Hey, sanırım yardımcı olabilirim. Şuraya bak. Orada bir aloe vera var. İşe yarayacağını düşünüyor musun gerçekten? Pekala, sanırım deneyebilirim. Önce biraz aloe vera doğramalıyım. Sonra biraz bal ekleyeceğim. Bal da aloe vera da iyileştirici etkiye sahiptir. Onları karıştırmak için bir havan tokmağı kullanayım. Çok da hoş bir his. Aloe vera'nın bütün yararlı özünü çıkarmalıyım. Şimdi ellerime sürmeye hazır. Aa, ellerim şimdi çok daha yumuşak. Elimi tekrar tutabilirsin. Memnuniyetle. Bir dakika, bir şey daha. Aman tanrım, tahmin ettiğim şey mi? Buralarda bir yerlerde olmalı. Ah, bayağı terledim de. Neyse, ikimizin de kendisini iyi hissetmesine sevindim. Uzun saç eğlenceli olabilir. Ta ki sen sıkılmaya başlayana kadar. Of, saçlardan göremiyorum. Saç savurmak da işe yaramıyor. Tamam, artık omuzlarımın arkasında duracaksınız. Anlaşıldı mı? Cidden mi? Of! Yeter artık. Hepiniz yukarıya çıkıyorsunuz. Ve orada kalsanız iyi olur. Aa! En azından öndeki tutamlardan kurtulabilirim. Beni gururlandır Toka Bey. Neden böyle şeyler bana oluyor? Bu kadar yeter. En büyük silahımı çıkarıyorum. Kağıtları zımbalayabiliyorsam neden saçımı zımbalayamayayım? Olmadı. Hey! Bir kalem işe yarayabilir. Birçok kız bunu yaparken gördüm. Saçını kalemle sar ve iyice döndürüp aşağı doğru sapla. İşte oldu. Aa, çok rahatladım. Dağılmaz değil mi? Güzel. Hadi 2 puan daha. Kazanıyor musun hayatım? Orada mısın? Alo. Seni görüyorum. Niye benimle konuşmuyor? Ne yapıyorsun Lili? İyi. O zaman ilgini çekmeyi bilirim. Saçıma dokunma. Öf, sen ve şu saçların. Saç bantlarım. Kontrolü ele alma vakti. Oyunu duraklatmadım bile. Kollarımı oynatamıyorum Lili. Artık dikkatini bana verdiğine göre ben de saçlarına yeni bir şekil vereyim. Biraz saç al ve iyice döndür. Kendiliğinden şöyle bükülmeli. Sonra tuttur. Şimdi saçın başka bir bölümüne geç. Aynı şekilde tuttur. Şimdi üstüne epeyce bir saç spreyi sık. Ve bir dakika beklesin. Bantları çıkarmaya başla. Tamam mı sonuncusu? Oo, müthiş görünüyor. İyi ki varım değil mi? Nasıl bu kadar dolgunluk verdin? Dur, Instagram için bir resmini çekeyim. Demek güne hazırlanıyorsunuz. Burası sauna gibi. Biraz temiz hava iyi olur.
Bu sert rüzgarda nedir böyle? Ah! Neredeyse camdan düşecektim. Ya ne demezsin? Neden böyle bana bakıyorsun? Çok ayıp. Ay! Neden bana söylemedin Bella? Saçımı da yeni yapmıştım. Aptal rüzgar. Bu işe yarar mı acaba? Şu küçük kıllara baksana. İlk olarak fırçaya saç spreyi sık. Sonra dağılmış saçları geriye tara. Biraz sprey müdahalesi onları yerlerinde tutar. Kendimi yeni biri gibi hissediyorum. Saçını nasıl bu kadar çabuk düzelttin? Rimel fırçalarının bu kadar kullanışlı olduğunu kim bilebilirdi? Düşürme, düşürme. İşte oldu. İyi bir bazla başlayalım. Evet, güzel ve pürüzsüz. Müthiş. Sonra uzun kirpikler elde etmeliyiz. Sihri görüyor musunuz? Şimdi de dudakları renklendirmek şart. Bu yeni renk de müthiş değil mi? Dudakları büzelim. Ve imza parfümümü unutmamalıyım. Tabii saçı da unutmamalıyım. Yoksa unutsam daha mı iyi? Ay böyle çıkamam. Acaba ısına yardım olur mu? Ay, daha da beter oldu. Öfkeli bir aslan gibi görünüyorum. Şunu kullanayım mı? Pekala. Gittikçe kabarıyor. Deneyecek başka şey kalmadı. Saçına ne oldu? Şunu bir tutar mısın? Salata mı yiyeceğim? Biraz ister misin? Elma sirkesi. Tabii ya. Biraz başına dök ve şampuan gibi friksiyon yap. Saçını hemen yumuşatır. Şimdi de ufak tefek pürüzleri giderelim. Bu şey harikalar yaratıyor. Bak nasıl yumuşacık bir ipeksi oldu. Evet, tam bir saç sihirbazıyım. Sonra görüşürüz. Sadece biraz şununla ha. Bugün cumartesi. Ki bunun da bir tek anlamı var. Temizlik günü. Bu yastıklar iyice bir kabartılmalı. Bütün bu tozlar nereden geliyor merak ediyorum. Aa, bu Vicky. Onun partisini hayatta kaçırmam. Aa! Ayaklı bir felaket gibi görünüyorum. Şu an yanımda bir kuaför olması için neler vermezdim. Keşke parti için tatlı bir saç modelim olsaydı. Ve sanırım bunu yapabilirim. Hadi saç partisini başlatalım. Hayır, çok fazla su olmamalı. Şimdi de sihrini konuştur, bornoz kemeri. Tek tarafı toplayarak başla. Sonra da diğer tarafı saçına dola. Aşağıya kadar devam et. Hazır olduktan sonra da çevir ve spiral şeklinde topla. Sarkan kumaş saçı sabitleyebilir. İki küçük tarçınlı çörek gibi görünüyorlar. Saç hazır olurken temizliğe de devam edebilirim. Oh, bu temizlik de canımı çıkarıyor. Ah, saçım güzelce kurumuş anlaşılan. Bakalım bu taktik işe yaramış mı? Neredeyse tamam. Hiç ısıtıcı alet kullanmadan Bella mükemmel dalgalara sahip oldu. Müthiş değiller mi? Ben partiye böyle gidene kadar bekle. Kıyafeti de unutmamak gerek. Evet. Arkadaşlar makyaj yapmak çok eğlencelidir. Tamam, bitti. Vay canına, bu işte çok iyisin. Yaşasın, beğenmeni çok sevindim.
Ben de senin saçını yapayım, ister misin? Sınıfta yanımda oturduğuna inanamadım. Çok heyecanlanmışsındır. Tabii aynı zamanda çok huzursuz oldum ve korktum da. Ah, olamaz. Ben ne yaptım? Çok da uzun. Beni asla affetmeyecek. O benim saçım mı? Ay, yanıp kopmuş. Bayılma sakın. Biraz kola iç, iyi gelir. Ay, çok üzgünüm. Dünyanın en kötü arkadaşıyım. Sanırım saç kırmanın daha iyi bir yolunu biliyorum. Bu boş kola şişesi gerekli. Ve bir de maket bıçağım. Nefis dalgalar yapacağım. Neyse, dikkatli olmalıyım. Şuraya da. Neredeyse tamam, üstü de geliyor. Tamam, işte kullanıma hazır. Bu saçları nasıl kıvıracakmış? Güven bana, sadece saçın içine sokuyorum. Ve şimdi saç kurutma makinesini çalıştırıyorum. Gerçekten işe yarayacak mı acaba? Hem de nasıl? Gözlerine inanamayacaksın bak. Vay canına, saçlarıma bak, bukle bukle. İnanılmaz, bayıldım. Oh, neyse ki bu bir daha olmayacak. Çok sağ ol. Sınav düşündüğümden zormuş. Ve daha yorucu. Akşama parti mi var? Ama Lili partiye hazır değil. Ne? Kesinlikle değil. Ama belki ufak bir yardımla... Bella, ne oluyor? Neredeyim ben? Makyaj zamanı Lili. Yüzünden başlayalım. Giza'nın yağına mı batırdın yüzünü? Merak etme, ne yapmak gerektiğini biliyorum. Hadi başlayalım. İyi bir kontürü bana atma. Veya bir iki beni. Yeni görünümün hakkında ne düşünüyorsun? Neredeyse saçları unutuyordum. Bir düşüneyim. Buldum. Bu dağınık topuz gidiyor. Bence örgü yapalım. Ve buraya kadar gelince saçı yukarıya it. Biraz geriye çek. Ve bir tel tokoyla tutur. Şimdi sıra öbür tarafta. Mükemmel. Dönüşüm diye buna denir. Sınavı unutmuşum. Bunu nasıl yaptın? Şimdi saçlarımız uyumlu oldu. Gitsek iyi olur. Ah, bitki bebeklerim, ne iyi görünüyor. Ah, Fem, ne güzelsin. Biraz su ister misin? Diğerlerine söyleme ama en sevdiğim sensin. Dolly, bugün ne yapmak istersin? Simli makyajın çok güzel olmuş, vay canına. Belki seninkilerden alıp kendi cildime sürebilirim. Tekrar deneyeyim. Şöyle süreyim. Oldu mu? Olmamış. Üzüldüm şimdi. Oo, tatlım ağlama, seni ne böyle üzdü? Yanaklarımın Dolly'ninkiler gibi görünmesini istiyorum. Anladım. Bekle bir dakika, sanırım ben de sana yardım edecek bir şey var. Pekala, şu yaprağı aldım ve boş bir şişem var. Aloe vera jelini şişeye sıkıyorum. Oo, bak ne kadar çok çıktı. İyi bir yaprakmış. Sonra o kadar istediği altın renkli simden ekliyorum. Oo, ışıl ışılmış, neden bu kadar sevdiğini anladım. Şimdi şu dondurma çubuğunu alıyorum. Şişeye sokup simi karıştırıyorum. Karıştırması biraz sürecek ama. Tamam, bu kadar yeterlidir. İşte sim hazır. Tatlım, senin için bir şeyim var. Dadan. Ay, ne çok sim. Artık Dolly gibi görünebilir miyim yani? Şöyle sıkayım. Oo, bak. Şimdi benim de simlerim var. Yanaklarıma sürüyorum. Yaşasın. Şimdi Dolly'den daha bile güzel oldum. Yanaklarıma daha fazla süreceğim. Ve burnuma da. Yaşasın. Bu harika. Çok teşekkürler. Bak Dolly. Büyük baba. Ne? Aa, ben de mi biraz süreyim istiyorsun? Peki. Yaşasın büyük babasınlar. La la la. Ay, la la.
Artık üçlü olduk. Sen, ben ve Dolly. tekrar teşekkürler. Aloe. Buraya bak. Şu bileziğe bak. Ne? Bu eski şey mi? Üstünde çok fazla elmas olduğu için ağır biraz. Hoş mu şu? Saçımı geriye alayım. Küpelerimi beğendin mi? Büyüleyiciler. Çok kıskandım. O zaman şuna bak. Çok etkileyici ha? Bu kadar mı? Benim gülümsemem 1 milyon dolar değerinde. İnanamıyorum. Buldum. Bu Luna'ya gününü gösterir. Saçlarım için mücevherler. Bu nasıl Luna? Hadi canım. Böyle tepki vermemesi gerekiyordu ama olamaz, düşmüş. Bu çok utanç verici. Bunu izle. O da ne? Saçıma mücevherleri tutturuyorum. Çok kolay. Farklı renkleri de var. Vay canına, müthiş. Evet öyle. Bu tarzı seviyorum. Ama saçlarım çok sıkıcı. Burası ne kadar aydınlıkmış. Hiçbir şey göremiyorum. Gözlerim böyle daha iyi. Amma yoruldum. Ama daha bir sürü işim var. Neyse ki daha kahvem var. Ya. Belki kısaca bir kestirebilirim. Yaşasın okuldan önce makyaj yapma zamanı. Malzemelerimi aldım. Aynamı da şuraya koyayım. Baba uyan. Çok yorgunum. Ne? Yüzümde bir şey var. Bak gördün mü? Bu da ne? Şunları çıkarayım. Olamaz. Gözlerimin altındaki koyu halkalara bak. Korkunç görünüyorum. Belki bu işe yarayabilir. Yok. Belki de bu. Bir dakika. Neyin işe yarayacağını biliyorum. Gel bakalım aloe vera bitkisi. Bana yardım etmek için sana ihtiyacım var. Gerçekten bunun işe yarayacağını düşünüyor musun? Yarayacak. Önce yaprağı açmalıyım. İçindeki jel ve bütün yararlı maddeler blender'a akacak. Biraz da su ekliyorum. Bu kadarı yeter. Yaprağı çıkarayım. Jel ve suyu karıştırma zamanı. İşte güzel. Şimdi şu kabı alayım. İçini şu küçük delikten doldurabilirim. Şimdi duruyorum. Fazla dolmamalı. Pekala. Şunu buzluğa koyayım. Donması için birkaç dakika bekliyorum. Acaba bugün başka ne yapsam? Bu kadar beklemek yeter. Kullanıma hazır. Geliyorum baba. Bak senin için ne yaptım. Aloe veralı buz. Al işte, yüzüne sür yeter. Devam et, durma. İşe yarıyor biliyorum. İşte bak, koyu renkli halkaları yok etti. Vah canına, bu çok etkileyici. Öbür gözüme de uygulayayım. Cildimin üstünde bıraktığı serinlik hissi de çok güzel. Bunu bu kadar kolayca yaptığına inanamıyorum. Bugün resmen günümü kurtardın ufaklık. Şimdi acele etmeliyim. Selam, üzgünüm, geciktim. Nasıl gidiyor? Zor. Günlerdir uyuyamadım. Korkunç görünüyorum. Bunu denemelisin. Kızım benim için yaptı. Dur göstereyim. Bunu gözlerinin altına sürmen gerek. Vay canına. Müthiş bir his. Çok teşekkürler. İşe dönebilirim artık. Rica ederim. Biraz da saç spreyi. Gözlerini kapat. Ve başyapıtım tamamlandı. Ne düşünüyorsun? Bu şey farklı. Bir dakika. İyi anlamda mı kötü anlamda mı farklı? Sence hangisi? Merak etme, düzeltebilirim. Gülleri sever misin? Tada! Gerçekten mi? Çalılığın içine düşmüş gibi görünüyorum. Ama bu benim imza stilimdir. Bu konuda bir şey yapmam lazım. Ne kullansam? Şu saç kıskacı işime yarayabilir. Ne yapacağımı biliyorum. Saçımı at glue yapıyorum. Sonra lastiği biraz aşağıya kaydırıyorum. Saçımı aralayıp at kuyruğunu içinden geçiriyorum. Kıskaçla da yerine sabitliyorum. Harika oldu. Hem de çok kolaydı. Vay canına, bunu nasıl yaptın? Yeter bu kadar. İşi bırakıyorum. Ayrılıyorum ben.
Sorunu ne? Sadece kıskançla tutturdum. Bana bayıldılar. Bunu kim dedi? Selam. Onlar daha hiçbir şey görmedi. Güven bana, bunu ben kazanacağım. Bundan emin misin? Belki de şunu kullanmalısın. Çok güzel görünüyorum. Sen öyle diyorsan. Ama biraz daha ruj sürebilirim. Çok güzel. Şimdi nasıl olurmuş gör. Çekil bakayım şuradan. Selam. Amanın. Bunu anlayamadım. Şaka mı bu? Aklım çok karıştı. Hayır. Benden de bir hayır. Ama buradan gitmeliyim. Neler oluyor? Buraya bak. Amanın. Bu neymiş? Gözlük mü? Benim gözlüğe ihtiyacım yok ki. Buldum. Sen şunu bir dene. Görüşürüz. Bu tuhaftı. Ver bakayım şunu bana. Hey. Olamaz. Çok çirkinim. Buna inanamıyorum. Bu çok utanç verici. Bunu çıkarmam lazım. Böyle daha iyi. Şimdi bu işi doğru şekilde yapalım. Artık ne yaptığını görebiliyorum. Sıra diğer gözümde. Bu göz farı çok canlı. Böyle çok daha iyi oldu. Ne? Önceki sadece alıştırmaydı. Vay canına. Müthiş görünüyor. Sakin olun hanımlar. Bir kazananımız var. Biliyordum. Hala bitki. Şurada otur biraz. Sana da biraz su vereceğim. O ağda bantı nereden geldi? Sakın bakma. Bacaklarım ağda yapmaya çalışıyorum. Ama çok acıyor. Fena acıtmış olmalı. Öyle çok acıyor. Bekle. Sanırım yapabileceğim bir şey var. Aleo, şu yaprağını alacağım. Umarım çok kızmazsın. Şuradan keseyim. İşte bu kadarı yeterli olur. Tamam, sana tek gereken bu aloe vera yaprağı. Nasıl? Ne? Bu sadece bir yaprak. Onu biraz sık, ne demek istediğimi göreceksin. Sıkayım demek. Vay, şu jele bak. Şimdi bunu bacağıma mı süreceğim? Evet, iyice yedir. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Bak işte böyle. Bacağın düzeldi ama hala akıllı. Biz artık gidiyoruz. Dur. Burada da yardıma ihtiyacım var. Canım çok fena yanacak. Tamam. Merhaba Bay Pofuduk. Bu Bay Tek Boynuz. Çok kötü. Acaba başka ne var? Hey sen. Evet sen. Saçların üzgün ve acınası mı görünüyor? Aynen böyle. Ne utanç verici. Evet öyle gerçekten. Ne kendini bilmez bir yeni etme. O zaman bu mini saç şekillendiricisi lazım sana. Çok şık, çok tarz sahibi, çok modern. Vay canına. Bu sanki sihirli bir değnek gibi. Ama bu saçın için gün saçlıklarında işe yarıyor. Eğer saçın varsa bu mini şekle sokacaktır. Hadi kendin dene. Peki. Şuna bir bak. Ne oldu anne? İnanılmaz. Artık saçların kötü olduğu günlere elveda. Bu çok muhteşem. Ve kullanılması da çok kolay. Sen hayatın boyunca neredeydin? Bu şey senin kişisel saç stilistin. Al ondan bir tane anne. Ama dahası var. Bununla saçlarına boncuklar takabilirsin. Ne muhteşem değişim. Hadi ara, bu fırsatı kaçırma. Vay canına, kendimi manken gibi hissediyorum. Neler oluyor? Bir bakalım. Sakın hareket etme. Vay canına. Şu saç stillerine bak. Bayıldım. Yeni bir saç şeklim olsa iyi olurdu aslında ama hangisi? Hadi bir şey deneyeyim. Şu makası alayım. Hadi bakalım. Cesur ol. Bu sadece saç.
Hayır. Senin yerinde olsam bunu yapmazdım. Güven bana, tecrübeyle sabit. Makası ver. Az kalmıştı. Asla yeni bir saç şeklim olmayacak. Yoksa olacak mı? Sanırım bir fikrim var. Bu saç lastiğiyle saçımı topluyorum. Sonra öne alıyorum. Şimdi saçımın kalanını örüyorum. Çok güzel görünecek. Neredeyse bitti. Arkası oldu. Şimdi saçımın üstünü aralıyorum. Ve örgüyü içinden geçiriyorum. Hepsi geçiyor. Şimdi sıra kâküllerde. Düzeltmek için saç düzleştiriciyi kullanıyorum. Biraz ısıyla düzelecekler. Şimdi de dağıtıyorum. İşte harika görünüyor. Resmimi dergiye basmalılar. Saçına ne yaptı? Anlamıyorum. Makas hala bende ama. Sadece becerikliyim biraz. Bay canına başka bir şey diyemiyorum. Ve şuna bir bak. Şşş. Selam, beraber takılalım mı? O bizimle mi konuşuyor? Hadi gidelim. Buraya girebiliriz. Hadi çabuk. Bu çok kaba bir hareketti. Ben sadece dostça davranıyordum. Orada ne yapıyorlar ki? Bir süredir içerideler. Belki bir şeyler duyabilirim. Bu kısma bayıldım. Sıkı tutun. Az evvel kendi üzerlerine sifon mu çektiler? Mandy, Mickey. Nereye gittiler ya? Ha, bu da nedir? Bunu daha önce hiç görmemiştim. Belki buna basarsam? Yeterince güzel değil. Bu haksızlık. Bir dakika. Vay canına. Bir fikrim var. Dönüşüm zamanı. İşe gözlüklerimi çıkarıp yüzümü temizlemekle başlıyorum. Vay canına, bu mendiller iyiymiş. Şimdi kaşlarımı kalınlaştırayım. Daha dolgun ve doğal görünmelerini sağlayacağım. Güzel görünüyor. Şimdi biraz göz farı sürelim. Renk olarak pek belli olmayan bir şey kullanacağım. Takma kirpikler gözlerimi daha öne çıkaracak. Biraz daha makyaj yapıyoruz. Yanaklarımla burnuma biraz kapatıcı süreceğim şimdi. Ve bu sünger kapatıcının cildime daha iyi yayılmasını sağlayacak. Son olarak allıkla ufak dokunuşlar yapıyoruz. Bu arada dudakları da unutmak olmaz. Yine hafif ve doğal bir görüntü istiyorum. Bu küpeler görünümüme parlaklık katacak. Şimdi de saçlarımı açıyorum. Gerçekten de kendime söylüyorum ama... Şimdi şunu bir daha deneyelim. Umarım bu işe yarar. Vay canına, gir bakalım. Ben de öyle düşünmüştüm. Umarım bu saçlarımı dağıtmaz. Ne harika bir parti. Jennifer, vay canına. Hadi bir fotoğraf çektirelim. Hay Jen.